Selamlar. Bu bölümde basit ama etkili bir eğitim göstereceğim sizlere. Eğer ki sizlerin de ekran üzerindeki renklerinizle çıktıdaki renkleriniz birbirini tutmuyorsa bu videoyu kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor. Hangi programı kullandığınızdan bağımsız olarak bunu gerçekleştireceğiz. İsterseniz Corel Drive 2022 olsun, isterseniz Photoshop Full Sürüm 2021 olsun, hiç fark etmez. Photoshop'un diğer sürümleri, Corel Draw'ın diğer sürümleri olsun, hiç fark etmez. 2016, 2017, CS3 vesaire vesaire. İsterseniz hızlıca bilgisayara geçelim ve çalışmaya başlayalım. Temel ama bilmeyenler için gerçekten de büyük problemlere yol açabilecek bir durumdan bahsedeceğiz şu an. Çalışmamıza başlarken burada belirlemiş olduğumuz renk modu RGB ya da CMYK bizler için çok önemli olacak. RGB renk modunu dijital üretimlerde kullanacağız. Varsayıyorum ki yaptığımız çalışma bir Instagram gönderisi olacak ya da hazırlamış olduğumuz mimari PAF'da bir dijital ortamda sunulacaksa RGB renk modunu kullanabiliriz. Fakat yapmış olduğumuz çalışma eğer ki baskıya gidecekse CMYK'yı kullanmamız gerekiyor. Bahsetmiş olduğum bu küçük adım bizleri birçok problemden kurtaracaktır. Ayrıca şu soruya da cevap verelim. Başlangıç aşamasında yani yeni bir çalışma alanı oluştururken CMYK'yı seçmeyi unuttum. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Yine bilgisayara geçelim. Bu tabii ki işlemlere başlamadan önce almış olduğumuz önlem olacak. Yani önceden karar vermemiz gerekiyor. Çıktısını alacak mıyım, almayacak mıyım? Varsayıyorum ki bu bilgiyi bilmeden yaptığınız bir çalışma RGB modunda fakat çıktısını almanız gerekiyor. O durumda ise şu küçük adımlarla probleminizi çözebilirsiniz. Aynı fotoğrafı iki farklı katmanda ekrana çağırdım. Farkındaysanız sol üst köşede zaten hangi modlarda bulunduğumuzu gösteriyor. Örneğin CMYK, örneğin yeni hazırlamış olduğum görseller RGB renk modunda. Ben varsayıyorum ki bunlardan birisini CMYK yapacağım. Çünkü çıktıya yollamak istiyorum. Hızlıca görüntü, mod ve buradan CMYK'yı seçerek çalışmayı kurtarabilirim. Bize böyle bir uyarı verecek, buna tamam dememiz ve yeni çalışmayı görmemiz mümkün olacak. Bilgisayar ekranından daha net görebilmeniz için sol alt köşeden %80 oranında yakınlaştırıyorum. RGB olarak bulunan renk modunda da yine aynı şekilde yapıyorum. %80 olarak yakınlaştırıyorum ve sizler için katmanlar arasında geziniyorum. Şu an RGB renk modundayız. CMYK'ya geçtim. CMYK'dayız. RGB'ye geçtim. Eğer ki aynı uygulamayı bilgisayarınız üzerinden yaparsanız farkı çok net bir şekilde sizler de görebileceksiniz. Ki birçoğumuzun başına gelmiştir. Bilgisayar üzerinde çalışırken renkler hoşumuza gider. Fakat çıktısını aldığımızda aynı performansı göremeyebiliriz. Bunun temel nedeni RGB ve CMYK renk farkıdır. Bu ve benzeri faydalı bilgileri kaçırmak istemiyorsan kanala abone olabilir ve bildirimlerini açabilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.